Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber uzun zamandan beri sorduğunuz Zhiyun Weibo S modelini detaylıca inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz hep beraber detaylara bakalım. Evet arkadaşlar, öncelikle sizden ufak bir ricam olacak her zaman olduğu gibi. Lütfen kanala destek olmak için kanala abone olmayı ve aynı zamanda bu ürün hakkındaki yorumlarınızı da yorumlar kısmına yapmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi daha öncesinde bu kanalda zaten Zhiyun Crane 2 modelini incelemiştim. Ancak gel gelelim teknoloji gelişiyor. Uzun zamandan beridir de istediğim bir model Weibo S modeliydi. Ben de artık Crane 2'den Weibo S modeline geçiş yaptım. Tabii ki de bu geçişin bir sebebi vardı. Yenilenen teknolojilere artık daha yakından sahip olmak ve aynı zamanda hali hazırda sahip olduğum kameram Canon EOS R'la beraber bir uyum içerisinde çalışabilmesi adına burada artık Weibo S serisine geçtim diyebilirim. Bugün sizlerle beraber Weibo S'in Pro serisine bakacağız. Bu seride kutu içerisinde neler var, gövde özelliklerinde bizleri neler bekliyor. Şimdi isterseniz gelin bir onlara bakalım, sonrasında incelememize devam edeceğiz. Evet, şimdi Weibo S'in kutu açılışına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi burada Zhiyun logosu. Burada Zhiyun'un Türkçe olarak hazırlanmış olan inceleme videosu, Weibo S videosunu buradan QR kodu okutarak izleyebiliyorsunuz. Ürünün kendisi buraya konumlandırılmış. Hemen altında ise Image Transmission Pro Package yazıyor. Yani cihazda aynı zamanda bir alıcı ve verici de var görüntüyü iletebilmek adına. Cihazın arka tarafına geldiğimiz zaman ise burada Zoom TV, yani Zoom Akademi'nin bir YouTube sayfasını ve aynı zamanda eğitim ve kayıt kısmını da buradan bulabilirsiniz. Bu önemli bir nokta. Çünkü bu ürünü aldığınız zaman kurulum vesaire zorlu gelebilir. Bu tarz durumlarda burası size yardımcı olacak. Kutunun yan tarafına geldiğimiz zaman ise kutu içeriğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi iki farklı paket var. Bunlardan bir tanesi Zoom Focus Pro Package, diğeri ise Image Transmission Pro Package. Burada ise sahip olduğumuz ürünler diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin bir kutusunu açalım. Tabii kutusunu açabilmek adına şöyle bir şuradaki bölümü keseceğiz. Evet, bunu kestikten sonra artık kutumuzun açılışına başlayabiliriz. Şu şekilde kutumuzu açıyoruz. Her şey bunun içine çok güzel yerleştirilmiş. Öncelikle isterseniz gelin küçük paketlerle bir başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi 4 tane farklı aksesuar çıktı bununla beraber içerisinden. Bunlardan bir tanesi Thrust Mount Image Transmission paketi. Gördüğünüz gibi çok şık, çok güzel bir kutusu var. Sonrasında yine burada zoom ve fokus motorlarını kontrol edebileceğimiz bir aparat daha çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada ise telefonunuzu takabileceğiniz bir ayrı aparatımız var. Ve son olarak ise HDMI kablolarımız burada 1, 2, 3 yani 3 adet farklı HDMI kablo burada bizlere sunulmuş. Şimdi ise gelin buradaki canavarı bir çıkaralım. Weibo S'i buradan bir kurtaralım artık. Evet, deminki kutudan kurtulduk ve gördüğünüz gibi karşımıza artık Weibo S'in kendi kutusu ve burada ise tüm aksesuarların olduğu böyle özet bir A4 kağıt konulmuş. Bence gayet güzel, neyin ne olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Evet, sonunda ana kutuya ulaştık. Burada da ürünün resmi buraya konumlandırılmış. Şimdi isterseniz şuradaki son sticker'ımızı da şöyle keselim ve sonra kutusunu şöyle yanlardan açalım. Şöyle bir şey çıktı. Buraya kabartmayla Zhiyun yazmışlar. Güzel bir detay olmuş bence bu. Artık ürüne ulaşmak üzereyiz. Ve artık burada gördüğünüz gibi Weibo S'in kutusuna ulaştık arkadaşlar. Arka tarafına baktığımız zaman ise burada Zhiyun yazılarını görüyoruz. Evet, şimdi şöyle kutuyu açtığımız zaman kutu içeriğine sonunda ulaştık. Gördüğünüz gibi ilk olarak şu Weibo S'i şuradan şöyle bir alayım. Gerçekten güzel bir hissiyatı var. Buradaki malzeme kalitesini beğendiğimi söylemek istiyorum. Burada tabii ki en önemli noktası, zaten birazdan da bahsedeceğim, buradaki kırmızı bu kilitler. Bu kilitler sayesinde bu gimbal kilitlediğiniz andan itibaren kesinlikle hareket etmiyor. Kırmızı, gri, siyah konumlandırmalarını görüyoruz burada. Çok şık, çok güzel olmuş. Zaten birazdan Weibo S'e detaylı olarak bakacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir tane tripodumuz var. Minik bir tripodumuz var. Bu tripod iki farklı şekilde konumlandırılabiliyor. Bir burasına takabiliyorsunuz alt tarafına, bir de şu tarafa konumlandırabiliyorsunuz. Bunlara da yine ilerleyen dakikalarda bakacağız. Sonrasında ise burada şarj aletimizi görüyoruz. Şarj aleti artık daha gelişmiş, daha güzel duruyor. Bunların dışında USB Type-C üzerinden şarj olması benim için önemli noktalardan bir tanesi. Hazır şarj demişken burada da gördüğünüz gibi iki tane pilimiz var. Cihaz bu iki pille beraber çalışıyor arkadaşlar. Sonrasında burada makinamızı takabileceğimiz bir aparatımız var. Gördüğünüz gibi ve yine aynı şekilde bazı makinalarda eğer denge problemi yaşarsanız onun için de burada bir aparatımız var. O aparatla beraber o problemler de ortadan kalkıyor. Ve burada da üstünde de gördüğünüz gibi USB kablolarının olduğu ve yan tarafında böyle Zhiyun logolarının konumlandırıldığı güzel bir kutu var. Bu kutu içerisinden de çeşitli kablolar çıkıyor ve iki tane vida çıkıyor.
Gördüğünüz gibi şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5 tane farklı burada kablomuz var. Çeşitli kameralara uygun girişler burada yine bizlere sunulmuş arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi kutu açılışı bu şekildeydi. Şimdi isterseniz bir de Weeble S'in gövde yapısına bir göz atalım. Gövde yapısında neler var onlardan size bahsedeyim. Evet, şimdi ise gövdesinin üzerindeki tuşlardan ve gövde yapısından biraz bahsedelim. Gövde yapısına geldiğimiz zaman yaklaşık olarak 895 gram gibi bir ağırlığı var. Boyut olarak da A4 boyutlarında bir boyutu olduğunu söyleyebilirim. Yani ortalama olarak 30 santimlik bir uzunluğumuz var. Buradaki tuş yapısına baktığımız zaman buradaki bir tane büyük bir tekerlek görüyoruz. Bu gördüğümüz tekerlek isterseniz zoom, isterseniz de netlik atama için kullanılabiliyor arkadaşlar. Hemen şurada bir tane 1/4 inçlik bir girişimiz var. Buraya çeşitli aksesuarlar bağlayabiliyorsunuz. Hemen alt tarafta 3 tane tuşumuz var. Bunlardan bir tanesi FN tuşu. FN tuşuna geldiğimiz zaman bu Go modunu aktif hale getiriyor. Go modu Weeble'daki güzel modlardan bir tanesi. Hemen alt tarafta ise bir tane switch var. PF ve L diye geçiyor. Bunlar Pan Follow ve Lock modlarını buradan hemen tık diye bu şekilde aşağı yukarı doğru alabiliyorsunuz. Yine güzel bir hızlı geçişi bizlere sağlıyor. Hemen alt tarafta ise gördüğünüz üzere cihazı açıp kapatabileceğimiz bir tuş bizlere sunulmuş arkadaşlar. Sonrasında burada ekran kısmına geldiğimiz zaman burada OLED bir ekranımız var. Bu ekran üzerinde çeşitli ayarları görebiliyorsunuz. Güzel, işinizi kolaylaştırıyor. Zaten Crane 2'de de buna benzer bir ekran vardı. Hemen altında ise 4 yönlü bir joystick'imiz var. Gördüğünüz gibi böyle şu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Hemen altında POV mod ve POV moddan Vortex moduna geçiş sağlayan tuşumuz var. Vortex modu da yine bu cihazla beraber aramıza katılan ve herkesin kullanmaktan keyif aldığı bir mod. Hemen sağ tarafta bir tane kırmızı bir tuşumuz var. Anlayacağınız üzere record, yani kayıt işlemini başlatıyor. Hemen alt tarafında ise gördüğünüz gibi bir tekerlek tuşumuz var. Bu tekerlek tuşu aynı zamanda 4 yönlü bir ok işlevlerini de yarıyor. Yani hem döndürebiliyorsunuz hem de tuş kombinasyonlarına basabiliyorsunuz. Orta tarafında da bir tane tuşumuz var. Bu da 2 kademeli bir deklanşör tuşu olarak söylenilebilir. Yan tarafında ise gördüğünüz gibi bir tane USB Type-C girişimiz var. Bu cihazı bu Type-C giriş üzerinden şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazın arka tarafına geldiğimiz zaman burada bir tetik tuşu var. Bu tuşla beraber çeşitli modları değiştirebiliyorsunuz. Bu cihazda zaten 7 tane farklı mod var. Sizlere birazdan bu modlardan da detaylıca bahsedeceğim. Weeble serisinde beğendiğim en güzel özelliklerden bir tanesi kilitleme bölümü. Burada aksları kilitleyebiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi kilitli akslarımız. O yüzden bu şekilde sabit bir şekilde duruyor. Özellikle Crane 2'de benim en çok sıkıntı yaşadığım nokta buydu. Bunu söyleyebilirim. Hemen alt tarafında ise şöyle gösterelim. 2 tane pilimizi buraya konumlandırabiliyoruz arkadaşlar. Burada yine Weeble'da güzel konumlandırmalar bir tanesi ise bu cihazı aslında iki farklı modda kullanabiliyorsunuz. Bir tanesi şu şekilde, yani şöyle kullanabiliyorsunuz. Diğeri ise bunu buradan şu şekilde söküyorsunuz ve hemen şöyle buraya bağlıyorsunuz. Böylelikle şu modda da kullanılabiliyor. İkisi de çok güzel, çok farklı açıları bizlere sağlayabiliyor bu iki cihaz. Evet arkadaşlar, gövde yapısı da bu şekildeydi. Şimdi isterseniz gelin incelememize devam edelim. Evet arkadaşlar, kutu açılışını gerçekleştirdik ve gövde özelliklerine baktık. Pil performansı ile ilgili olarak da bilgi vermek istiyorum. Kutu açılışını yaparken zaten sizlere yenilenen bir şarj aletiyle beraber geldiğini söylemiştim. Artık Type-C üzerinden şarj oluyor. Toplamda 2,5 saatte pilimiz 0'dan 100'e tamamıyla dolabiliyor. Bunlara ek olarak ise eğer burada tüm balans ayarlarını doğru yaparsanız, yani motorları olması gerektiğinden daha da fazla çalıştırmazsanız, pil performansı 12 ile 14 saat arasında değişebiliyor ki gerçekten güzel bir pil performansı olduğunu söylemek istiyorum. Burada plate kısmında çok güzel bir tasarıma gidilmiş. Daha öncesinde özellikle uzun çekimler yaptığımız zaman makinelerimizin pilleri bitiyordu. Bittiğinde ise bu plate'i tamamıyla sökmemiz gerekiyordu ve tekrardan balans ayarı yapmamız lazımdı. Şu anda sadece şuradaki tuşu basılı tutarak şöyle yukarı doğru çıkarıyorsunuz ve gördüğünüz gibi plate artık iki bölümden oluşuyor ve böylelikle artık balans ayarını da tekrar tekrar yapmamış oluyorsunuz. Bu da yine Weeble S'te beğendiğim gövdesel özelliklerden bir tanesiydi. Evet, şimdi isterseniz gelin Weeble S'in kurulumuna bir geçelim. Biliyorsunuz özellikle gimbal kullanımına alışkın olmayan kişiler burada kurulum kısmında gerçekten ciddi problemler yaşıyor. Çünkü açık konuşmak gerekirse, eğer çok fazla aşina değilseniz ve ilk defa gimbal kullanacaksanız sizi yorabilir. Ama tabii ki burada daha önceki özellikle Crane 2 gibi modellere baktığınız zaman burada işlemler daha zordu, daha manueldi. Şimdi burada demin de sizlere bahsetmiş olduğum bu kilitleme mekanizmalarıyla beraber aslında bu iş artık burada çok daha kolay hale gelmiş.
Ben bugün burada gördüğünüz gibi Canon EOS R ve 15-35'i buradaki makineye takıp bununla beraber bir dengeleme yapacağım. Burada bu dengeleme operasyonu 5 tane maddeden oluşuyor aslında. V-Bless için gayet de kolay, güzel bir kurulumu var. Bunu söylemek istiyorum. İlk olarak yapmamız gereken şey burada bu plate'i makinamızın tripod halkasına takmak. Tabii kutunun içerisinden böyle bir bozuk para boyutunda bir şey çıkmadığı için yanınızda böyle bir bozuk para gibi bir şey olursa çok daha rahat bir şekilde bunu buraya monteleyebilirsiniz. Lensi de tabii şöyle alttan destek verecek şekilde de monteliyorum. Ondan sonrasında bunun zaten ayarını tekrardan gerekirse değiştirebiliriz. Şu şekilde gördüğünüz gibi artık klasik bir moda alıyorum ve tekrardan kilitliyorum burada. Tüm 3 tane aksımı da gördüğünüz gibi artık kilitlendi ve hiçbir şekilde hareket etmiyor. Şimdi makinenin sığması için buradaki bölümü biraz gevşetip makineyi şöyle buradaki plate kısmını açacağım. Bu özellikle çok rahatlamış. Daha öncesinde Crane 2'de biraz daha zordu. Hatta biraz daha almam gerekecek. Şöyle evet, şu an itibariyle buraya oturttuk. Şimdi bunu böyle sıkıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi aslında ilk şeyimiz buradaki makinenin plate'ini makineye takmaktı ve böylelikle ilk hamleyi gerçekleştirmiş olduk. Sol tarafta bulunan bu kolu da sıkıştırmamız gerekiyor ve böylelikle cihazımızın ayarı yapılmış oluyor. Burada ikinci maddeye geldiğimiz zaman ise makinamızı yukarı bakacak, yani 90 derece yukarı bakacak şekilde durmasını sağlamak. Şimdi bırakıyorum mesela makineyi. Gördüğünüz gibi şu şekilde geri gidiyor. O yüzden yapmam gereken şey şuradaki mekanizmayı gevşetmek ve buradaki ayarı yapmak. Burası nispeten biraz da zor hareket eden bir alan. O yüzden bunun ayarını şöyle biraz daha yavaş yavaş yapıyorum. Şöyle tatlı tatlı ayarı bulmaya çalışıyorsunuz. Şöyle yaptık mı? Şu anda gördüğünüz gibi artık lensimiz tamamıyla 90 derece yukarı doğru bakıyor. Yani artık 3. maddeye geçebiliriz. Evet, şimdi burada yapmamız gereken şey burayı tekrardan sıkıştırmak ve makinenin şöyle düz durmasını sağlamak. Gördüğünüz gibi artık makine biraz geriye doğru düşüyor şu hamlede. O yüzden demin yaptığımız gibi şurayı biraz gevşeteceğiz. Ve şöyle yine arkaya ve öne doğru tat tatlı ayarı bulmaya çalışacağız. Şuralarda bir yerde. Evet, gördüğünüz gibi ayarımızı bulduk. Hiç bozmadan buradaki mantığı tekrardan sıkıştırıyoruz ve böylelikle 3. maddeyi de halletmiş oluyoruz. Evet, bir sonraki maddemiz için buradaki pan kısmını release etmemiz gerekiyor ve böylelikle makine sağa sola doğru hareket ediyor mu etmiyor mu onu görüyoruz. Gördüğünüz gibi pek bir problem yokmuş gibi duruyor şu anda. Şöyle kendiliğinde zaten durabiliyor. Bu yüzden bu konuda bir sıkıntımız yok. Evet, 5. maddeye geldiğimiz zaman ise gimbal'ımızı şu şekilde yana doğru, daha doğrusu sağa doğru gördüğünüz gibi çeviriyoruz. Ve sağa doğru çevirdiğiniz zaman bu kolun, yani şuradaki kolun şöyle dik durması gerekiyor. Şimdi bunu yapabilmek adına gördüğünüz gibi ayar bayağı bir bozuk. Biraz böyle geriye çekiyorum. Bakalım ne olacak? Tekrardan deniyoruz tabii bunu. Bu sefer de biraz geriye kaydı. O yüzden şöyle ortalarda, yani 1 ila 2'nin arasında. Bunu tabii deneye deneye buluyorsunuz. Biraz daha yaparsak bence bulacağız artık. Evet, benim ayarım şu şekilde oldu. Bunun da ortalamasını size söyleyeyim. Yani 1.5, 1.7 gibi falan. 1.7 ile beraber burada ayarımızı gerçekleştirdik arkadaşlar. Hiçbir problem olmadan artık gimbal'ımız aktif hale gelecek. Şimdi ilk olarak cihazı açmak için buradaki açma tuşuna basıyorum. Ve şu anda artık arkadaki ekranda geldi ve otomatik olarak pan follow moduna geldi. Burada cihazı açtıktan sonra ilk yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Motor gücünü ayarlamak. Bunun için de burada ilk olarak buradaki tekerlek tuşuna geliyoruz ve motor seçeneğini seçiyoruz. Burada siz isterseniz tabii ki kendi ayarlarınızı da yapabilirsiniz ama ben otomatiği tercih ediyorum. Hazır böyle bir ayar varken burada otomatiği seçtikten sonra şu şekilde otomatik bir ayar yapıyor motorlara. Yani hangi güçte çalışması gerektiğini. Böylelikle motorlar da kendisini ayarlıyor ve sonrasında çekim sonrasında bir problem yaşamamış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, kurulumu ve denge ayarını gerçekleştirdik biliyorsunuz. Sonrasında motor ayarını da buradan otomatik olarak kalibre ettim. Artık burada son olarak yapmamız gereken şey kutu içerisinden çıkan uygun kabloyu burada bir kısmını, bir tarafını gimbal'a takıp diğer kısmını ise makinamızın USB girişine takmak olacak. Böylelikle artık makina da gimbal'la konuşabiliyor hale gelecek. Burada artık yapmamız gereken şey artık modları öğrenmek aslında.
7 tane modumuz var. İsterseniz bu modlara şöyle hızlıca bir göz atalım. Bunlardan bir tanesi Pan Follow modu. Zaten aslında çoğu kişinin kullandığı modlardan bir tanesi. Bu modda sadece sağa sola doğru hareketleri makinamız yapıyor. Bunların dışında cihazınızı yukarı doğru ve aşağı doğru hareket ettirmek isterseniz gövde üzerinde bulunan 4 yönlü tuş üzerinden bunları gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki modumuza geldiğimiz zaman ise karşımıza Lock modu geliyor. Lock modunda aslında cihaz ne sağa sola ne de yukarı doğru hareketleri gerçekleştiriyor. Burada siz eğer bir hareket yapmak istiyorsanız burada demin bahsetmiş olduğum 4 yönlü ok tuşunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki modumuza geldiğimiz zaman ise burada karşımıza Go modu çıkıyor. Buradaki FN tuşuna basarak aktif hale geliyor. Bu modda ise hızlı geçişleri sağlayabiliyorsunuz. Çok fazla kullanılan bir mod olduğunu söyleyemem ama tabii ki daha yaratıcı çekimler için ideal olabilir. Bunların dışında selfie modumuz var. Selfie moduna geçmek için ön tarafta bulunan tetik tuşuna 3 kere basmamız yeterli. Böylelikle cihaz otomatik olarak selfie moduna geçiş yapmış olacak. Bir sonraki modumuza geldiğimiz zaman ise F moduyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu modda yaptığımız tüm hareketleri bu makine kopyalıyor ve böylelikle tüm açıları gerçekleştirebiliyoruz. Bir sonraki modumuz ise POV modu. POV modunda ise zaten bildiğiniz üzere makine sağa sola doğru da dönüyor artık ve bunların dışında yine yaptığımız tüm hareketleri yine kopyalıyor. Aslında F moduna benziyor ama burada aynı zamanda sağa sola da dönüyor. Yani POV çekimler için gayet uygun bir mod olduğunu söyleyebilirim. Son modumuza geldiğimiz zaman ise Vortex modu. Vortex modunu açtığınız zaman kameranız otomatik olarak 90 derece yukarı bakıyor ve demin bahsetmiş olduğum 4 yönlü tuşla sağa sola doğru çevirdiğiniz zaman aynı zamanda burada Vortex efektini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da günümüzdeki en trend çekim modlarından bir tanesi olduğunu söylemek istiyorum. Evet, cihazı aynı zamanda telefon üzerinden de kontrol edebiliyoruz. Bundan da size bahsetmek istiyorum. Bunun için telefonunuza ZE Play uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi arayüz karşımıza direkt olarak geliyor. Şu anda burada Weeble S otomatik olarak karşıma geldi. Ama siz isterseniz burada 3 tane yatay çizgi olan tuşa basarak eğer burada gözükmüyorsa sizin cihazınız Crane 3S, işte Crane M2, Crane 3 gibi modelleri de seçebiliyorsunuz. Dediğim gibi ben Weeble S kullandığım için onu seçiyorum ve burada tek yapmam gereken şey buradaki Connect Now tuşuna basmak. Karşıma otomatik olarak device list zaten çıkıyor. Burada tabii ki önemli olan nokta telefonunuzun hem Wi-Fi'nin hem de Bluetooth'unun açık oluyor olması. Burada Enter Now diyorum ve gördüğünüz gibi artık burada bağlantı otomatik olarak gerçekleşti. Artık burada yapabileceğim tüm hareketleri şöyle mesela şu an cihazı sağa sola doğru çevirebiliyorum. Burada telefon üzerinden her şeyi gerçekleştirebiliyorum. Bunların dışında tabii ki yine yukarı aşağı doğru hareketleri de buradan gerçekleştirebiliyoruz. Sağ üst tarafta görüldüğü üzere hem cihazın hem de telefonun pilinin ne kadar kaldığı burada bizlere sunulan özellikler arasında isterseniz fotoğraf modunu da açabiliyorsunuz. Fotoğraf modunda görüldüğü üzere pano yani panoramik çekim yapılabiliyor. İkinci olarak timelapse'i görüyoruz ve son olarak ise burada farklı bir fotoğraf bölümü görüyoruz. Burada aslında bu gerçekten çok güzel ve çok detaylı bir çekim modu. Burada makinenize istediğiniz hareketi verebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel, bayağı detaylı bir menü burada bizlere sunulmuş. Burada gördüğünüz gibi modları da değiştirebiliyoruz. Demin saymış olduğum pan follow, follow, buradaki lock, fongo, POV ve Vortex modları da yine burada bizlere sunulmuş arkadaşlar. Benim burada beğendiğim özelliklerden bir tanesi ise Sign Motion. Sign Motion'a geldiğimiz zaman şurada bunu aktif hale getiriyorum. Ve şimdi buradaki Roll Axis'i de biraz açalım. Ve son olarak da buradaki tuşu da aktif hale getirelim. Şu an mesela telefonumu ben nereye çevirirsem çevireyim gördüğünüz gibi buradaki bu şeyi kontrol ediyorum. Çok ciddi, çok güzel bir özellik. Tabii ki biraz daha böyle ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Şu an çok hassas. O yüzden mesela şöyle istediğim gibi tüm ayarları burada telefonla verebiliyorum. Gerçekten güzel. Beğendiğim özellikler arasında bir tanesi olduğunu söylemek istiyorum. Bunların dışında bunu da kapatalım isterseniz. Buradan video kaydına başlatabiliyorsunuz. Aynı şekilde fotoğraf moduna geçip fotoğraf çekimini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Demin burada yazılımı ilk açtığım zaman karşıma bir de aynı zamanda upgrade yani firmware upgrade yazılımının güncellemesiyle ilgili bir uyarı çıktı. Burada isterseniz bilgisayar üzerinden isterseniz de telefon üzerinden bu yazılımı güncelleyebiliyorsunuz. Tabi burada hem telefonun hem de aynı zamanda gimbal'ın pilinin full'e yakın olmasına dikkat edin. Ya aksi takdirde problem yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Bu işler şakaya gelmiyor genellikle yazılım konusunda. Evet, şimdi isterseniz gelin bir dışarı çıkalım. Dışarıda nasıl bir performansı var? Nasıl bir gimbal performansını bizlere sağlıyor? Onları test edelim.
Evet, şimdi Weeble S ile beraber Canon EOS R ve 15-35 ile burada karşınızdayız. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde taşınabiliyor. Şu an tabii daha yeni başladığım için o kadar da fazla bir ağırlık hissetmedim. İsterseniz şöyle gelin bir yürüyelim. Şurada karşımızda bir merdiven var. Şu merdivenlerden şöyle bir çıkalım. Nasıl bir performansı var? Şöyle aşağıdan yukarı doğru şey yapalım. Şimdi demin çıktığım merdivenden ineceğim. Yine şöyle değişik bir açı deneyelim. Tek elli deniyorum gördüğünüz gibi. Şöyle alt açıdan gidelim. Yine tek elle bunu kaldırıyorum. Şuraya da şöyle yavaşça ilerliyorum. Bir de daha önce sizlere söylediğim gibi bu makinenin aslında iki farklı tutma şekli var. Şimdi bir de diğerine de bakalım. Onun için bunu böyle buradan söküyorum. Şuraya takıyorum. Diğer yöntem de şu şekilde arkadaşlar. Diğer yöntemle de bu çekim tekniğinde çekimlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani onda da şöyle göstereyim. Yani çok rahat bir şekilde demin aslında alttan çekimleri gösterirken size biraz farklı bir açıdan göstermiştim ama bunu böyle sanki bir poşet taşırmış gibi taşıyabiliyorsunuz. Aslında çok rahat oldu böyle, onu söyleyebilirim. Bir de tabii hareketli bir ekran olduğu için şunu da şöyle çevirirseniz ne çektiğinizi çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şöyle mesela buralardan geçişleri sağlayabiliyorum. Onunla yine şöyle aldık. Dediğim gibi böyle bir çekim yöntemi de mevcut. Evet, şimdi isterseniz bir de Weeble S ile beraber bir koşalım bakalım. Koşarken nasıl bir performansı var? Onu hep beraber test edelim. Daha önce yürürken testini zaten burada gerçekleştirdim. Gayet iyiydi. Şöyle şu tarafa doğru gidiyorum. Şöyle dönelim kameramızla. Gördüğünüz gibi bu koşu performansıydı. Şimdi biraz daha aynı testi şu şekilde aşağıdan doğru tutarak gerçekleştireceğim. Koşmaya başladım. Gördüğünüz gibi bu sefer daha da hızlı koşmaya çalışıyorum. Evet, bu da koşu performansıydı. Bence iyi bir performansı var. Bunu söyleyebilirim. Şu anda tabii hem koşarak hem de böyle elimde Weeble S, Canon EOS R ve 15-35 olduğu için biraz hafiften nefes nefese kaldım diyebilirim tabii ki ama gerçekten güzel bir kullanım var. Özellikle alttan çekim yaparken kesinlikle problem yaşamıyorsunuz. Hatta normal şu tutuştan bile daha rahat olduğunu söyleyebilirim. O yüzden ben Weeble S'e burada ergonomi konusunda geçerli notu kesinlikle veriyorum. Evet, videonun başında sizlere söylemiştim. Bu cihazın aslında iki farklı paketi var. Bendeki Pro Transmission paket diye geçiyor. Burada cihazın içinden çıkan diğer de aksesuarlara da şöyle hızlıca bakacak olursak burada gördüğünüz gibi Image Transfer aksesuarımız var. Bununla beraber telefon üzerinden seamless olarak görüntüyü aktarabiliyorsunuz. Burada aynı zamanda bu aksesuarı da taktığınız zaman daha öncesinde mesela Blackmagic'in bazı modellerinde tam uyumluluk olmuyor. Ancak burada transmission'ı taktığınız zaman hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hani Canon, Sony, Nikon bu tarz makinelerde zaten bir problem yok ama Blackmagic'te bu tarz bir sıkıntı vardı. Ancak transmission pack'i de kullanırsanız bir sıkıntınız kalmıyor. Tüm ayarları, diyafram, ISO, enstantane gibi ayarları buradan değiştirebiliyorsunuz. Ama tabii ki buradaki esas amaç görüntüyü wireless olarak, yani kablosuz olarak aktarabiliyor olmak. Bu cihazı taktığınız zaman ortalama olarak 100 metreye kadar, tabii ki hani böyle fazla duvarların vesaire olmadığı açık alanda 100 metreye kadar çok rahat bir şekilde görüntüyü bir gecikme olmadan kullanabiliyoruz ve aynı zamanda hem fotoğraf hem de video modunda telefondan kontrol ederken çok daha gelişmiş bir arayüzle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İkinci aksesuarımıza geldiğimiz zaman ise burada karşımıza zoom veya fokus için kullanabileceğimiz bir servo motor çıkıyor. Bu motorun da kurulumu gerçekten çok kolay. Hemen buradaki bölüme takıyorsunuz ve ister fokus isterseniz de zoomunuzu artık makine üzerinden değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki bunun içinde şuradaki büyük tekerlek, sizlere yine gövde özelliklerini tanıtırken söylemiştim. Buradaki tekerlekle beraber bu özellik gerçekleşebiliyor. Bence özellikle Vortex modunda hem zoom hem de aynı zamanda makineyi döndürerek Vortex modunu yapıyor olmak gerçekten güzel bir özellik. O yüzden mutlaka bu aksesuarı da almanızı öneririm arkadaşlar. Bunların dışında telefon tutacağımız, burada demin söyledim, wireless olarak transfer yaptığınız zaman mutlaka
böyle bir cihaza ihtiyacınız var. Zaten bu kutunun içerisinde çıkıyor. Ve son kutuya geldiğimiz zaman ise burada karşımıza bir HDMI kablo paketi geliyor. Bu kablo paketinde 3 tane farklı boyutlarda HDMI kullanabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi mini'den mini'ye, diğeri mini'den mikroya ve bir tanesi ise mini'den normal standart HDMI kabloya arkadaşlar. İsterseniz şimdi Weeble S'te gövde üzerinden hangi ayarları yapabilirsiniz onlardan size hızlıca bahsedeyim. Burada ilk olarak buradaki tuşa basıyor olmamız lazım. Bastığımız zaman karşımıza bir menü çıkıyor. Gördüğünüz gibi motor, kamera, advanced, wheel, joystick, calibration, angle, key, about gibi burada bölümlerimiz var. Burada bunlar arasında zaten sizlere demin motor yani bu ayarlamaları yaptığınız zaman mutlaka ilk olarak bu motor ayarlarını yapmanız gerektiğini söylemiştim. Bunun için sağ ve sol tuşları kullanmamız lazım. Menüye girişler için sağ tuşa tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi motorda karşımıza auto, level ve custom olmak üzere 3 tane farklı seçenek çıkıyor. Benim buradaki seçeneğim her zaman makineye bırakmaktan yana. İsterseniz siz bunu level'dan da low, medium, high olarak seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kamera kısmına geldiğimiz zaman ise şu şekilde isterseniz bu kapalı şu anda ama Canon, Nikon, Sony, Panasonic ve CCS modlarında burada görüyoruz. Zaten şu anda makinem Canon olduğu için Canon'u seçiyorum ama burada CCS nedir diye aklınıza takılacak olursa buradaki CCS ise buradaki transmission paketinin kullanılırken seçilmesi gereken mod arkadaşlar. Evet şimdi biz bunu yine Canon'da bırakalım. Şöyle seçtik. Gördüğünüz gibi waiting diyor. Belli bir şey yaptıktan sonra zaten bir tik atıyor. Evet sonrasında tekrardan menüye geri dönelim. Burada karşımıza advanced çıkıyor. Advanced'de burada yine de çeşitli ayarları değiştirebiliyorsunuz. Speed, smooth, deadband, default gibi ayarlarımız mevcut. Wheel tuşu var. Burada wheel tuşuna geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi sensitivity yani hassasiyet ayarı var. Bunların dışında function ve reverse gibi özellikler de var. Burada reverse dediğimiz şey aslında isterseniz bunu hani sağa doğru değil de sola doğru çevirdiğiniz zaman makinenin zoom yapmasını sağlamak gibi özellikler düşünülebilir. Function kısmına geldiğimiz zaman ise onu da şöyle göstereyim sizlere. Eğer burada siz harici olarak bulunan buradaki servo motorunu kullanacaksanız mutlaka ve mutlaka buradaki elektronik fokus seçeneğini seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Böylelikle makinenizi elektronik olarak fokus ayarını yapabiliyorsunuz. Bunu da buradan şimdilik off olarak ilerleyelim. Sonrasında tekrardan geri gelelim. Sensitivity yani hassasiyet için geçerli low, medium ve low olmak üzere 3 tane farklı hassasiyet seçeneğimiz burada bizlere sunulmuş. Joystick kısmına geldiğimiz zaman zaten üstteki tuşumuz joystick biliyorsunuz. Onu da şu şekilde isterseniz reverse yani tamamıyla tersten kullanımına olanak sağlayabiliyor. Bir sonraki menüde calibration var. Calibration kısmında eğer gimbalınızda bir problem varsa, motorları çabuk ısınmaya başlıyorsa calibration yapmanızı öneririm. Ama tabii ki burada 6 maddelik bir bölüm var. Bu 6 maddelik bölümü yaparken de mutlaka telefondan ZE Play uygulaması üzerinden ilerlemenizi öneririm ki orada çünkü hangi bölümlerde ne yapmanız gerektiğini size gösteriyor. Sonrasında angle var. Burada açımızla ilgili bazı ayarlarımız var. Pitch ve roll ayarlarını buradan değiştirebiliyoruz. Key denilen şey burada şuradaki trigger yani onunla ilgili ayarlar isterseniz function tuşuna da buradan atlayabiliyorsunuz. Ve son olarak about yani bu cihazın aslında gördüğünüz gibi modeli ve versiyon hangi versiyonda olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Eğer bu makineyle ilgili bir sürüm güncellemesi geldiyse burada mesela benimkisi şu anda 1.89 versiyonunda ama siz eğer daha yeni bir versiyonunuz varsa bu cihazı ister telefondan ister de bilgisayar üzerinden update edebilirsiniz. Menüler kısmında aynı zamanda taktığınız makine üzerinde ayarları da gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben şu anda kablomu taktığım için makina artık burada gimbal makina ile konuşabiliyor. Gördüğünüz gibi makinenin TV ayarı yani enstantane ayarını buradan değiştirebiliyorum. Aynı zamanda buraya otomatik olarak da yansıyabiliyor. Tabii sadece TV ayarı değil buradaki yine yön tuşlarını kullanarak ISO, pozlama ayarları da buradan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bunlar buradan değişebiliyor ve buradan yine diyaframı da değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki kayıt tuşuna bastığınız zaman da cihaz otomatik olarak kayda giriyor. Evet böylelikle Weeble S'e şöyle derinlemesine bir göz attık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir inceleme olmuştur. Eğer bu ürünle ilgili sorularınız varsa mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bunları da orada tek tek cevaplayacağım arkadaşlar. Evet bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.